Çiğ köfteci Ali Usta lezzetli köfteleri kadar sinirli tavırlarıyla da dikkat çekiyordu ama bu kez acıyı biraz fazla kaçırdı. Dükkanın önünde gitar çalan gençlere saldırıp tokat attı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca da tepkiler çığ gibi büyüdü. Bakın bakın ya. Bakın sen çekin oradan. Bana şey ister misin? İsterim. Bak şuraya daha gel beni yeter tamam, mi bu? Yeter. Boşta atar mısın? Bak şunu söyle bak buraya. Çocuk adam acı nasıl olsun? Limon ister misin? Yok. Hızlı ve öfkeli çiğ köfteci. Sinirli tavırlarıyla bilinen Ali Usta bu kez ipin ucunu kaçırdı. Gitar çalan çocuklara böyle vurdu. Her sonunda baş. Oğlum poşeti açar mısın diyorum sana lan. O sirkecinin hatta İstanbul'un Türkiye'nin en çok tanınan çiğ köftecisi. Ali Usta'nın çiğ köftesi meşhur. Porsiyonu bol, fiyatı da uygun ama Ali Usta'yı Ali Usta yapan belki de bu agresif tavırları. Ne istiyorsun söyle. Abi niye bu kadar agresifsin? Allah seni var ya. Ali Usta bizi dövdü. Küçük dükkanının önünden kuyruk eksik olmuyor. Çiğ köfte yemek için mi geliyorsunuz Ali Usta'yı görmek için? Ali Usta'yı görmek için. Limon tamam mısın çocuk adam? Çocuk onunla bakar mısın? Alıştı ona bütün millet. Çoğunluk sinirli hallerini görmeye geliyor. Ali Usta! Eyvallah! seni kızdırmak için mi yapıyorlar? Görüyorsun değil mi ya? Bağırmalarına, çağırmalarına, hatta vurmasına bile bayılanlar var. Ama bu kez kantarın topuzunu kaçırdı. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan videoda gitar çalan iki gence vurması tepki gördü. Her sonunda baş. Seni kızdırmak için mi yapıyorlar? Bir tane adı. Bir tane adısız dürüm. Evet. Bak buraya kardeşim narışsı. Ali Usta bizi dövdü. Ali Usta bizi kovdu. Gitarcı gençler yedikleri tokadın şokuyla neye uğradığını şaşırdı. Videoya yorum yapanlarsa Ali Usta'nın uyguladığı kabul edilemez şiddete ateş püskürdü. Ortada durma diyorum insanlar gelip geçiyor. Bir de bakayım.